Ben de sana teşekkür ederim. Sayende çok eğlendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani sen burada mıydın? Ben sadece Kayra'yı okuldan alacaksın sanıyordum. Çok güzel vakit geçirdik Kayra'yla. Bir sürü şey yaptık. Yemek yedik, alışverişe gittik. Fotoğraflarımız var, göstereyim mi size? Öyle mi? Hı hı. Baksanıza, nasıl da mutlu. Eğlenmişsiniz bayağı. Evet, çok eğlendik. Ha, video çekmişim. Seyredelim. Ben şöyle poz vereyim, sen de beni çek. Tamam. Ben de geleyim, selfie çekelim. Tamam. Maşallah çok benziyorsunuz, kızınız mı? Aha, gerçekten mi? Kızım olsa bu kadar severim. Ne güzel hatır olmuş değil mi? Hı hı. Çok güzel olmuş, güzel eğlenmişsiniz, sağ ol. Ne demek? Kayra uyudu mu? Uyumadı, yukarıda Hayri ile oynuyorlar. Ben gidiyorum şimdi. Hande sağ ol. Lafı bile olmaz, görüşürüz. Görüşürüz. Ben bir Kayra'ya bakayım. Ben de pastayı hazırlayayım. Yardım lazım mı? Yok yok, ben hallettim. Sahne uğradı bugün. Ya öyle mi? Söylemedi bana. Necat Bey sana bir teklif yapmış. Süreyi uzatmak istemiş. Doğru, evet. Ay ablam, kim bilir sana neler söyledi ya. Takma onu, olur mu? O sadece endişeleniyor benim için. Boş ver onu. Ben kararımı verdim. Bunu istiyorum. Peki senin için en doğru olanın bu olduğunu emin misin? E niye şifreli şifreli konuşuyorsun? Ablan haklı diyeceksen de umurumda değil. Ben kararımı verdim. İyi. Umarım kararını verirken bunu da düşünmüşsündür. Tahmin ettiğim şey mi? Senin dilek fenerin arka bahçeye düşmüş. Al. Sen okudun mu bunu? Ablama bahsettin mi bundan Hayri? Hayır. Ablan gibi ben de seninle ilgili ne düşünüyorum, tamam mı? Bunu tekrar oku. Burada yazılanlar sadece aramızda mı kalacak? Yoksa ilgili kişiler de öğrenecek mi? Buna sen karar vereceksin. Ha böyle devam edeceksen ben asla kimseye söylemem. Asla. Ama sen söylemeden yapabilecek misin? Hı? Umarım kendin için en doğru kararı verirsin Suna. Bak, insan iki şeyi saklayamaz, tamam mı? Bir, sarhoş olduğunu, iki, aşık olduğunu. İyi misin? Ben yapamayacağım. Özür dilerim. Nasıl yani? Neyi yapamayacaksın? Teklifini kabul edemem. Boynu daha fazla uzatamam, sürdüremem. Çok yardımcı olmak istiyorum ama yapamam. Kayra'ya bir şey söyleme lütfen. Anlamıyorum. Çok sevmiştin, mutlu olmuştun. Hatta demiştin dediğimi ki... Dediğimi biliyorum. Ama yapamam. Çok zorlanıyorum. Neden zorlanıyorsun? Anlat bana.
adil değil. Kayra için canımı veririm ama kendimi de düşünmem lazım. Suna. Kayra şu an dışarıda bizim sürprizimizi bekliyor. Başka bir şey mi var? Anlat lütfen. Var. Hayatım. Benim de bir hayatım var. Bu söylediklerine inanarak söylemediğin o kadar belli ki. Dinle. Hayatımda ilk defa kendimi düşünmeye çalışıyorum. Çünkü üçümüz için de en doğrusunun bu olduğunu biliyorum. Ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Ben eve gidebilir miyim? Tabii. Tamam, bırak biz hallederiz. Merak etme, konuştum Necat'la. Uzatmayacağım. Sen rahat et. Oğlum inan ki doğru olanı yapmışsın. Canım yanıyor. Yarın daha dayanacak. Benim de yanıyor. Yarın sabah sizin şirketin oradaki kafede buluşalım. Önemli. Kayra'yı öyle bir başına bırakamam. Ne yapmak zorundayım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Mesajını alınca merak ettim. Ne oldu? Kayra ile iyi gözüküyorsunuz. Evet. Yeniden alışıyoruz birbirimize. Aslında yani biliyorsun sen burada yokken 5 yıl boyunca ben hep onlarlaydım. Ama Kayra'yı da anlıyorum. Birdenbire annesi çıkıp geldi. Bütün dünyası annesi oldu. Çok normal. Yani benim de zaten aranıza girmek gibi bir niyetim hiç yok. Ama Kayra bir süredir babasını benden kıskanıyordu sanırım. Ben geldiğimden mi? Evet, doğal. Doğal bir şey bu. Kayra'nın alerji ilacı yanında mı? Her zaman. Hande, senden bana bir söz vermeni istiyorum. Kayra'yı her zaman çok seversin değil mi? Tabii ki. Meleğim o benim, çok masum. Hmm.
Sen doğru olanı yaptın Sıma. Doğru olanı yaptın. Alo. Aylin Hanım, merhaba. Ben Berrin. Nejat Bey'in iş arkadaşıyım. Ben eğer müsaitseniz sizin oraya geçiyordum da. Merhaba Berrin Hanım. Tamam, ben de Kayra'yı okuldan eve bırakıyordum. Müsaitseniz bizim evde buluşalım, olur mu? Tamam. Biz sizin orada görüşürüz o halde. İyi günler.